Evet, cuma günkü yayında içime dert olan bir şey vardı. Onu hemen bir paylaşayım. Her şeyi söyledik. Kaynanalar gününü bile söyledik. Sınav vardı. Evet. Üniversite sınavı. Onu söyleyemedik. Şeye de yazamadım. Sosyal medyaya da yazamadım. Umarım çocuklarınızın sınavları iyi geçmiştir. Allah gönüllerinin istediği okula inşallah puanları tutar. Çok iyi gelir. Hepsine böyle önlerini güzel kapıları açılsın diyorum. Şans diliyorum gerçekten. Sonra yayından çıktıktan sonra bana bayağı bir dert oldu. Söylemedim seyircilerimizin çocuklarının sınav şeyini diye. Evet Didem. Neler yapıyoruz bugün? Çok güzel şeyler seçmişsin yine. Ya böyle bir yaz sofrası, bir fresh bir yemek olsun istedim ben. O yüzden enginarlı pilavımız var. Arkasından limonlu, kremalı bir tavuğumuz olacak. Mantar salatamız olacak. Arkasından da bir karpuzdan yapacağımız karpuz pastamız olacak. Evet. Şimdi bilmiyorum sen ne düşünürsün, seyircilerimiz ne düşünür? Bazı yemeklerin benden öğrendiğim ya da onu çok lezzetli yapan kişiyle özdeşleşmişliği vardır. Mesela bu enginarlı pilav, benim çok sevdiğim bir arkadaşım var, Nilgün Kurt. Çok çok marifetlidir. Her türlü el işleriyle. Çocukluk arkadaşım, İzmir'de yaşıyor. Kızı Hollanda'da, sık sık Hollanda'ya gidiyor geliyor. Allah gönlüne göre verdi de diyorum çünkü çok çiçek seven birisi. O yapar bunu ve çok güzel yapar. Benim için Nilgün Kurt'un enginarlı şeyidir. Evet. Ben tariflerimi de yazarken birinden bir şey alırsam Didem'in tavuğu, işte şunun şeysi, muhallebisi, keki falan gibi hem tarih atarım hem de o kişinin ismini yazarım. Bana göre bende ölümsüzleşir o şey. Evet. Çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Arkadaşımı sevgiyle kucaklıyorum buradan. Hadi bakalım Didem, tamam, şimdi ne yapıyorsun? İki tane iri soğanımız vardı pilav için. Onu doğradık, biz kavurduk. İçerisine de bir paket çam fıstığımız vardı. Onu da attık. Tencere. Çam fıstığı da mı koyuyorsun enginarlı pilava? Evet. Aa, çok güzelmiş. İsteyenler taze soğanına da yapabilirler. Yani normal soğan yerine taze soğan da kullanabilirler. Tamam. O da bir alternatif olsun. Biraz böyle arada, çok onun rengini döndürüyor musun şeylerin? Evet, birazcık. Ne derler fıstıkların? Biraz, evet, biraz. Çok az. Evet. Rengi dönecek. Kaç tane enginar kullanıyorsun mesela? 6 tane enginar kullanacağız. Biz enginarlarımızı şöyle üçgen şeklinde birazcık kestik. Hatta onları süzebiliriz bile artık. Şimdi kullanacağız şimdi. Limonlu suya mı koyduk? Limonlu suya koyduk. Önce bir suyunu süzdük, yıkadık. Arkasından limonlu suya kullanana kadar kararmasın diye beklettik orada. Evet, bu kararmama konusu enginarda çok önemli. Geçen gün biz enginar yaptık. Maalesef ki karardı. Evet. Çünkü içine buzlu bezelye koyduk. O karartmış olabilir mi? Niye karardı bilmiyorum. Aslında onu karartacağını. Yani tadında hiçbir şey olmadı ama karardı. Bunun için sonra girdim internete, biraz araştırma yaptım. İlk defa başıma geldi. Çok şeyler söylüyorlar. İşte suyunu at, öyle yap, limonla onu yap, bunu yap. Bildiğimiz şeyler. Biz de yaptık. Ama bazen cinsinden mi, hani bu konuda çok iyi bir bilgi varsa, doğrusu çok da iyi bir bilgi bulamadım. Şimdi evet, ne kadar pirinç kullanıyorsun? 3 su bardağı pirincimiz var. Bire bir ölçü kullanacağız. Suyumuzu da 3 su bardağı olarak ayarladık. İçerisine bir tane limon suyu ilave edeceğiz tekrardan. Biraz nane, biraz karabiber, biraz da tuz ilave edip piştikten sonra, altını kapattıktan sonra dereotu. Yani bir avuç kadar da dereotunu serpip karıştıracağız. İşte bunun olmazsa olmazı, evet, o dereotu. Enginar bir de kabağın galiba, değil mi? Kabaklı, evet, enginar galiba olmazsa olmuyor. Hakikaten öyle. Bir de pilavda bilmiyorum, böyle hemen taze taze piştiğinde bu tür şeylerde o kadar güzel oluyor ki bayılıyorum ona. Şimdi, şimdi sen tavuğa mı geçiyorsun? Evet, o kavrulurken bir yandan da biz tavuğumuzun hazırlıklarını yapalım. Tavuğumuz için 2 çorba kaşığı kadar tereyağı kullanacağız. 2 çorba kaşığı da sıvı yağımız var tavuk için. Bunlar hafiften kızarınca, yani eriyince. Ha pardon, ilk önce enginarlarımızı koyacağız. Enginarları nerede süzgeç, şuradan alayım ben süzgecimi. Tamam, buyurun. Peki sen enginarı diyelim ki pazardan, manavdan, enginarcıdan torba içinde aldın. Evet. Ben şey yaparım her zaman. Onu çıkartıp bir taşım böyle, ama bir taşım. Yani iyice yıkadıktan sonra şöyle bir kaynatıp o suyunu döker. Sonra tekrar limonlarım. Hmm. Yani o
hani limon tuzu kullanıyorlar ya, o bir acılık veriyor. Onun için onu bir atmak isterim üstünden. Evet. Hafif enginarın lezzetini değiştirdiği zaman benim damak tadım uymuyor. Sen böyle bir şey yapıyor musun? Yok, hiç öyle bir şey yapmam. Yıkıyorsun. Yıkıyorum güzelcene. Eğer kullanmayacaksam tekrar taze limonlu su yapıp buzluğumu öyle o şekilde kaldırıyorum. Eğer kullanacaksam da o şekilde limonlayıp kullanıyorum. Nasıl yapıp kaldırıyorsun buzluğa? O pazardan ya da manavdan aldığımız limonlu su veriyorlar ya bize. Evet, onu çok beklemiş oluyor. Onu döküyorum. Limon, enginarlarımı güzelcene yıkıyorum. Tekrar taze limonlu su yapıyorum. Onunla beraber kabın içine. Evet, o suda. Çok güzel. O zaman şey olmuyor en azından. O işte acılık gidiyor. Limonla limon tuzu arasında, ikisinin arasında bir fark oluyor. Bazıları limonla yapıyor. Orada bakıyorsanız eğer şeyse, bana limonla ol ver diyorsun mesela orada soyarken. Hı. Limonla böyle yaptırırım ben genelde. Öyle alırım hani o suya koymadan, kendim suyunu sonra ilave ederim. Ama şimdi ben yani enginarda bollaştı galiba. Hani kaça aldık geçen hafta pazardan? Sayın'a çok ucuz aldı. Çok ucuz almış. Ama o enginarda bizim başımıza geldi bu. Öyle mi? Evet. Aytül, sana getirmedim. Çünkü enginar karardı. Benim gözüm kalmış. Beni aramadan yaptınız o enginarı. Arayıp Aytül enginar yapıyorum dediniz mi? Ama vallahi karardı. Yok işte ondan kararmıştı. Herhalde bilmiyorum, bir şey oldu. Kaça aldım dedi Sayım'a pazardan, Bağcılar pazarından? O bebek enginarı almış, 2,5 liraya almış. 2,5 liraya. Sen kaça almıştın o enginarı? 6 lira. 6 lira. Evet, semtten yani semte. Enginarcıdan enginarcıya değişebiliyor ama gerçekten bereketli, iki tane alsanız pilavın içinde hele çoğalıyor. Güzel. Sizin oralarda kaç lira ben festivalde sorayım. Efendim? Festivalde ne kadardı hatırlıyor musunuz? Festivalde 5 liraydı, bak Barış hatırlıyor. Festivalde 5 liraydı ama böyle tarladan çıkıp gelmişti. Şimdi Ayvalık'ta Cunda girişinde de çok güzel bir enginar tarlası var. Ben bu sene kaçırdım maalesef. Gittiğim zaman oraya böyle bol bol alıyorum. Bir de orada gittiğim bir pazar var. Orada da vakumluyorlar enginarı. Kaç ölçü pirinç var burada? 3 su bardağı pirincimiz var. Vay 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 vay. Ne pirinci kullanıyorsun? Yani burada normal baldo. Baldo kullanmayı tercih ettik biz şimdi. Evet. Ama isteyenler istediği pirinç. Baldo, yasmin pirincini şu ara çok kullanıyorlar. Şunu alayım markaya. Olur. Bunu da alabiliriz. Ben de baldo kullanırım genelde. Baldo'yu severim ama şu ara kimse maalesef bizde pilav yemiyor ama bu efsane bir şey. Hey, bu sebzesi bol aslında, pirinci çok orantılı güzel olacak. Çok güzel olacak. Mesela buna ne kadar su koyacaksın? 3 su bardağı koyacağım. Birebir. Yani birebir ölçü kullanacağım ama herkes kendi pirincini bilir. Hani ne kadar su gittiğini, hani mesela ben göz kararı yapıyorum genelde. Ama hani bire 1,5 mu? Onu herkes aslında kullandığı pirinçten de tahmin edebilir ama bizim burada ölçümüz birebir ölçü. Bir de ıslatmıştık zaten. Bir saat önce de ıslattık. Güzelce de onu yıkadık, evet. Nişastasını assın evet diyerek. Şimdi gel onları şey yaparız. Şöyle. Şeyi çevirmek için bir çatalın ya da şeyin var mı? Ben tavuk için maşa bulayım. Geldim. Maşa varsa bulayım. Evet, buldum. Pilavımızın suyu. Şimdi tavuğuna bakabilirsin. Tamam. Gel bakalım istersen. Sen tavuğa ben bak. Şu ben şu arkanızdan suyu götürüyorum, yanmayalım. Evet. Tavuğumuz birazcık daha olsun. Pilavımız kavruldu. Şöyle. Güzelce istediğimiz gibi. Bu kavrulma işlemi pilavda hakikaten önemli. Peki bir soru daha sormadım sana. Pirincini ıslattın mı? Islattım. Sadece yıkadın mı? Yok, ıslattık. Sıcak suda mı, soğuk suda mı? Yok, ılık suda ıslattık. Bir saat önceden ıslattık. Güzelce nişastası gidene kadar da ocağın çeşmenin altını yıkadık onu. Çünkü o nişasta gitmezse o yapışık hani evet, şey olan o oluyor aslında. Bak Didem, bu bilgi de önemli bir bilgi. Barış, mesela pilav yapacaksan pirinci böyle süzgece koyduğunda musluğun altında, hani erkekler için, öğrenciler için, evet, yeni yemek yapmaya başlayanlar için böyle süzgecin altına bakacaksınız. O su
şeffaflaşacak değil evet, mi? Evet, şeffaflaşacak. Bazen de belki bazı yaptığınız şeylerde, pilavlarda o nişastaya gerek olabilir. Aynen. Nelerde olabilir? Risotto'da mı? Nedir? Risotto'da da olabilir. Mesela biz büryan yapıyoruz. Kapama da derler onlar. Evet. Kuzu kapama. Mesela onda da nişastayı istiyoruz. Onda da sadece kalsın. Yıkıyoruz. Evet. Ama böyle pilavda hakikaten musluğa böyle süzgecin altına bakacaksınız. Şeffaflaştığı zaman hani iyice yıkandı ve o nişastası gitti demek. Ben de bunu geç bir yaşımda öğrendim bir arkadaşımdan. Önemli bir bilgidir. Pilav için de bir şey söylemek istiyorum. Bu Buyurun. Suyu hani ayarlayıp ayarlamama gibi bir olay var ya. Ben hiçbir zaman ölçülü yapmam. Ama ben ölçülerini verdim arkadaşlara. Üzerini bir parmak ya da yarım parmak geçecek kadar su koyarsanız zaten pilavınız olmuş oluyor. Bir daha söyler misin? Pilavımızı karıştırıyoruz güzelce ne? Suyunu ayarlamak için üzerini bakın bir parmak ya da yarım parmak geçecek kadar su ilave ederseniz pilav için yeterli oluyor. Evet doğru yani bilgi. Yani ölçü kullanmanızı... Ben de bazen göz kararı koyarım. Evet. Bunun ağzını kapatabiliriz artık. Kapatalım. Nerede kapağı? Ha arkada. Hangisi? O. Bak evet. bak. Gerçekten... Çok güzel. Bunu yapabilirsiniz. Bu tek başına, başlı başına da bir yemek. Aynen öyle. Evet. Bu altını kapatınca dereotlarımızı doğrayacağız, karıştıracağız, demlenmeye bırakacağız onları. Evet. Ben pilavımızın dereotunu... O kadar sıcak ki stüdyo. Evet, onu birazcık şimdi bekleteceğiz. Şimdi dolaba girince kendine gelecek. Çok sıcak. Yani krema resmen çöktü diyeyim. Şöyle koyayım. Ha? Harika gözüktü değil mi? Bunu da çekirdeğiyle heyecanlandım pasta kaymasın diye. Didem bunun bir an önce dolaba girmesi lazım. Evet onu hemen. O kadar eridi ki şey gerçekten. Evlerde bu olmayacak. Gel bunu al dolaba koyalım. Ha? Tamam. Dökmeyin. Pilavımızın altını kapatacağım. Evet kapatıyorum. Şöyle bir kağıt peçete koyuyorum. Onu yukarı al şunları ki bir şey olmasın. Ben şuraya alacağım onu hemen şöyle. Ay, ocağı söndürüyor ya öyle yaparsan. Okay. Ocaktan o zaman taşma şöyle yapalım. Ki, evet öyle. Okay. Ocaktan taşma ki şuna değerse ocağı söndürüyor. Şöyle yapalım. Tamam. Evet.